ne kadar zorlu bir görev olduğunu düşünüyordum. Bir sürü insanın huzuruna çıkmak ve onları senin deli olduğunu ikna etmek. Hayatımda daha önce hiç akıl hastası insanlarla bu kadar yakın olmamıştım ve nasıl davranacakları konusunda en ufak bir fikrim yoktu. Bu kadar tecrübeli doktorları nasıl atlatabilirdim ki? Onları deli olduğuma nasıl ikna edebilirdim? İkna etti. Doktorları deli olduğuna ikna etti ve haber için 10 gün tımarhanede kaldı. Deliliyle, zekasıyla, feminist duruşuyla, araştırmacı gazeteciliğiyle öncü isim Nelly Bly. Müzik Haber için 72 günde dünyayı dolaşan bir gazeteci. Bu efsanevi gazeteci delilikle anılıyor. Peki neden? Çünkü Nelly Bly haberlerinde bir araştırma yöntemi olarak akıl hastaları da dahil olmak üzere farklı kimliklere bürünüyor. Gerçekleri açığa çıkarmak için her türlü fedakarlıkta bulunuyordu. Ve akıl hastanesinde kadınların gördüğü işkenceyi açığa çıkardı. Kendisi de o işkencelere maruz kalarak. Dişlerim birbirine çarpıyordu. Ve kollarımla bacaklarım soğuktan mosmor kesilmişti. Aniden art arda üç kova buz gibi su döküldü başımdan aşağı. Gözlerim, kulaklarım, burnum ve ağzım buz kesti. Belki de İlk defa gerçekten deli gibi görünüyordu. Gerçekleri aydınlatma uğraşı veren bir kadın gazeteciydi. Sadece cinsiyetçiliğe karşı değil, insanlığın yüzleştiği tüm sorunları yansıtmak ve çözüm bulmak amaçlı haberler yaptı. İşçilerin, yoksulların, göçmenlerin, kadınların sesini duyuramayan kim varsa onun sesi oldu. Adaletsizliğe, yolsuzluğa, eşitsizliğe haberleriyle hep meydan okudu kesin bir cüret ve ısrar gerekir. Sığınma evindeyken yoksul, şanssız, aklını kaçırmış kız rolünü oynamayı üstlendim ve bu benim sonuçlarını kabul etmem gereken görevimdi. Doğru uygulanan ve yönlendirilen enerjinin başaramayacağı şey yoktur, dedi. Kendisi aynı zamanda bir yazar, mucit ve fabrikatördü de. Babası yargıç Michael Cochran tarafından kurulan Cochran değirmenleri kasabasında yaşayan Elizabeth Jane Cochran 5 Mayıs 1864'te Pensilvanya'da doğdu. Babasının 15 çocuğunun 13.süydü. Annesi Mary Jane babasının ikinci eşiydi. Baba Michael Cochran ikinci ailesini vasiyetinin dışında bırakarak öldüğünde Elizabeth Jane 6 yaşında ve yoksuldu. Annesi Mary Jane'in yaptığı ikinci evlilikte kötü sonuçlanırken Jane Cochran küçük yaşta tanıklık yaparak annesinin ikinci evliliğinden kurtulmasını sağladı. Bu olay kadın dayanışması ve hak mücadelesiyle ilk tanışmasıydı. Bu olaydan sonra soy isminin arkasına kadınlığı temsil eden E ekini getirerek Cochrini ismini kullanmaya başladı. Daha sonra evin geçimini annesi tek başına sağlamaya çalışırken Öğretmen olmak üzere Indiana okuluna devam etti. Ekonomik sıkıntılar eğitim hayallerinden vazgeçmesine sebep oldu. Okulu bırakan Elizabeth, annesiyle birlikte Pittsburgh'a yerleşti ve burada bir pansiyon işletmeye başladılar. 1880'lerde ise 18 yaşında yazdığı bir makale The Pittsburgh Dispatch isimli gazetede yayınlandı. O makalede Erasmus Wilson'ın Kadınların en iyi evde çalışacağını, bebek büyütmek, yemek yapmak ve temizlik gibi ev içi işlerinin onların görevi olduğunu iddia ettiği ve çalışan kadınlara ucube dediği yazısına cevap verdi. Wilson'ın cinsiyetçi açıklamalarından rahatsız olarak sürekli gazeteye mektup gönderen Elizabeth sonunda gazetenin yayın müdürü George Madden'ın ilgisini çekti ve kalıcı bir iş teklifi aldı. 1885'te The Pittsburgh Dispatch'te gazetecilik yapmaya başladı. Editörlerin de önerisiyle cinsiyetçi ideolojilerle savaşan ve kadın haklarına büyük önem veren gazeteci Stephen Foster'ın şarkısı Nelly Bly'dan esinlenerek bu kod adıyla yazmaya başladı. Yoksul işçi sınıfı kadınların ağır çalışma koşulları ve düşük ücretlendirmeleriyle ilgili yaptığı diğer haberler yolunu açtı. Bu ikinci haber kişisel olarak da yabancı olmadığı bir konuda annesinin ikinci eşinden gördüğü kötü muameleden dolayı aşina olduğu boşanma kanunu reformu hakkındaydı. Çılgın evlilikler başlıklı bu haberiyle haftalık 5 dolara dispatch'te çalışmaya devam etti. Okurları etkilemeyi başardığı halde haberlerinden rahatsız olan iş çevreleri gazete yönetimini verdikleri reklamları çekmekle tehdit edince Nelly bahçe düzenlemesi haberi için görevlendirildi. Bunun üzerine Nellie Bly gazetedeki işinden "Ben New York'a gidiyorum. Beni görmeyi bekleyin." yazdığı istifa mektubuyla ayrıldı. Serbest gazeteci olarak Meksika'ya gidip gazete için bu ülke hakkında bir yazı dizisi hazırlama teklifini kabul ederek 6 aylığına New York'tan ayrıldı. Makalelerinden birinde Meksika hükümeti aleyhine eleştirdi bulunan bir gazetecinin tutuklanmasına karşı çıktığı için sınır dışı edildi. Meksika yazılarını 1888'de kitap haline getirdi. 6 aylık iş arama süreci sonunda New York World gazetesinden teklif aldı. Burada ilk haberi 1887 yılında yayımladı. Tüm kötülüklerle mücadele etme şiarıyla gazetecilik yapan Nelly Blackwell adısında pek de bilinmeyen bir akıl hastaları hastanesinde usulsüzlükler ve istismar yapıldığı konusunda duyum alınca kendisini bir akıl hastası olarak göstererek 10 gün boyunca oradaki diğer hastalarla beraber yaşadı ve bir rapor hazırladı. Sinir hastası rolü yapabilmek için ayna karşısında uzun saatler geçirerek çalışmıştı. Bir tımarhanede 10 gün başlıklı bu haber dizisi toplumsal ve siyasal olarak ses getirirken sağlık merkezinin yeniden düzenlenmesine de yol açtı. Nelly'nin desteğiyle New York bölgesi tarafında yürütülen soruşturma, şehrin diğer hastanelerine de sıçrayarak sağlık alanında birçok yenilik ve iyileştirmenin önünü açtı. Aynı yıl bu haber dizisini kitaplaştırarak yayınladı. Bu kariyeri boyunca adını en çok duyurduğu iş olacaktı. Blackwell'de olduğu gibi başka çalışmalar da yaptı Nellie Bly. New York'taki fabrikaları, hapishaneler ve devlet mecralarındaki yolsuzlukları araştırdı. Ayrıca Emma Goldman ve Susan B. Anthony gibi dönemin önemli figürleriyle röportaj yaptı. 20. yüzyıla girerken Nellie Bly'ın adı hastalıklarla kuşatılmış gece kondu evleri, tekerleşme, kötü çalışma koşulları gibi toplumsal sorunlara karşı mücadele veren aydınlarla birlikte de anıldı. 1889'da Jules Verne'ün ünlü eseri 80 günde devre alemin baş kahramanı Phileas Fogg'un rekorunu kırmak için dünya çevresini dolaşmak üzere yola koyuldu. Dünyanın çevresini gemi, tren ve eşek gibi vasıtalarla 72 gün, 6 saat ve 11 dakika dolaşmayı başardı. Gezi sırasında dünyaca bir üne kavuştu. 1890'da bu deneyimle ilgili Dünyanın Etrafında 72 Gün isimli bir kitapta yayınladı. 1895'te 30 yaşındayken milyoner sanayici Robert Seaman ile evlendi. İsmini yasal olarak Elizabeth Jane Cochrane Seaman olarak değiştirdi ve gazeteciliğe ara verdi. Eşinin ölümünden sonra Ironclad Manufacturing şirketinin başına geçen Nelly, bugün hala standart olarak kullanılan 55 galonluk petrol varillerinin patentini aldı. Şirketin başındayken sosyal reformlar başlatarak işçiler tarafından sevildi. O zamanlar da bu zamanlar olduğu gibi işçiler için özel fitness salonları, kütüphaneler ve sağlık merkezleri Nelly'nin iş yeri haricinde pek yoktu. Bu yatırımlar servetini azaltmaya başlayınca tekrar gazetecilik yapmaya başladı. 1920'de New York Journal'da başlayan Nellie Bly, süfrajet hareket ile ilgili yazdığı yazılarla tekrar ilgi gördü. Birinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'nın doğu cephesindeki aktivitelerle ilgili yazı yazmaya başladı. Kendisi ayrıca Sırbistan ve Avusturya arasında savaş bölgesini ziyaret eden ilk yabancılardan biriydi. Birinci Dünya Savaşı boyunca söyleşilerine New York Evening gazetesi adına devam eden Nellie Bly, iki yıl sonra zatürreye yakalanarak 27 Ocak 1922'de 57 yaşında hayatını kaybetti. Nelly, kadınların henüz oy bile veremediği bir zamanda erkeklere ait bir iş yaptı maceraları, cesareti ve yazılarıyla birçok kadının ilham kaynağı oldu.